Asgari ücretliler konutlar teslim edilene kadar hem kirayı hem de taksidi nasıl ödeyecek? Bakan kuruma böyle bir soru soruluyor. Bakan kurum da diyor ki bir yıl biraz daha dişini sıkarak, biraz eşinden dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak karşılayabilir. Şimdi bununla ilgili olarak 4 milyon küsüre geliyor ev arkadaşlar. Alacağınız bir ev 120 ayın sonunda, 240 ayın sonunda. Ve her 6 ayda bir memur maaşları oranında taksitler arttırılacak. Şimdi şöyle bakın sisteme. Bu evler 3 yılda mı, 5 yılda mı, 10 yılda mı teslim edilecek gerçekten bilinmiyor. Ama bir şeyin altını çizelim. Yani bu proje, bu topluma sunulan projenin karşılığı var toplumda arkadaşlar. Sakın ha yok demeyin. Sakın ha yok demeyin. Çünkü bu iş onlar için bir yıllığına lazım. Bir yıllığına. Hele hele bir de kendi taraftarlarına değil de bakın tekrar söylüyorum. Zaten çantada keklik o. Muhalefette kararsız olan insanlara doğru bu kurallar çekimi yapılırsa ne olur? Yani ahirette iman, bu dünyada mekan diyen bir toplumun çocuklarıyız biz. Toplumun çocuğu yani 20 yıl, 30 yıl didinip bir ev sahibi olabilmek için. Eğer kendimize bir ev sahibi olursak bir de çocuğumuza bir ev sahibi olsun diye dişimizden tırnağımızdan arttırdı. Yemeyip içmeyip yaşamayıp. Tamam mı? Sinema, gezi, tatil, bu kültürel etkinlikler olmadan ve gerçekten de eksik yiyerek, az harcayarak, hayatımız boyunca tasarruf yaparak, emekli olunca bir evimiz olsun, emekli olmadan olsun, emekli olunca elimizdeki parayla bir de çocuğumuzun evi olsun. Bu hayat borç ödeyebiliyoruz, geçinebiliyorsan. Şimdi bununla ilgili olarak muhalefet, iktidarın bu kampanyasını ben de dahil olmak. 2019'da söylenmişti. 2020'de söz vermişlerdi. Her yıl 100 bin demişlerdi diyerek bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar da dahil olmak üzere garantiler dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Arkadaşlar Erdoğan seçimi kazanırsa hiç problem yok. Zamana yayar. Erdoğan seçimi kaybederse toplumun önüne çıkar der ki bu muhalefet engelledi bu 800 bin konut, iş yeri ve arsa projesini. Biz yapacaktık der. Ağanın elinden tutan mı var arkadaşlar? Şimdi ben muhalefetin yerinde olsam bu projeyle ilgili olarak çıkar toplumun karşısına. Kardeşim zaten sizin belediyeleriniz var. Elinizde büyükşehir belediyeleri var. Büyükşehir belediyeleri var. Ve bu projenin takipçisi olacağınızı ve bu projeyi takip edeceğinizi ve projeyi atıyorum 5 yıl içerisinde iktidara geldiğimizde bunlar 20 yılda yapamazlar deyip biz bunu yaparız iddiasında bulunmaları gerekiyor. Yani kusura bakma bir şey daha söyleyelim. Artık muhalefet son zamanlarda gündem belirlemiyor arkadaşlar. Gündemi iktidar belirliyor farkında mısınız? Farkında mısınız bilmiyorum. Bu çok önemli. Gündemi kim belirlerse kitleleri peşinden sürükler. Ve doğal olarak karşı tarafı da o tartışmanın içerisine alır. Şu anda siyasal iktidar gündem belirlemek konusunda ele aldı arkadaşlar. Elinde dedik ya devasa bir propaganda aygıtı var. Bizim muhalefetin elinde de altılı masası var. Demokratik parlamenter sistem var. Gelince şunları yapacağız, bunları yapacağız var. Bazen kendi içerisinde HDP'ye milletvekili verilebilir, verilemez diye şey var. Yok. Garantili yerlere el konulur, konulamaz diye birbirleri arasında çatışmalar var. Farklı dünya görüşleri var. Anlaşılabilir bir şey bu. Ama sorun şu. Kardeşim niye bu altılı masayı ta en küçük ücra köşelere kadar taşımıyorsunuz? Neden toplumu heyecanlandıracak projeler toplumla paylaşmıyorsunuz? Neden? Neden? İşte belki sizin için önemsiz olmayabilir ama 2500 liraya kadar icra borçlarının affedildiğini söylemenin toplumda nasıl karşılandığını biliyor muyuz? Ha bunu dersiniz ki bak insanlar ne kadar çok icra. Bu işin ayrı bir yanı. Siyaset dediğim şey insanları inandırma işi, peşinden sürükleme işi. Yaparsınız yapmazsınız, becerirsiniz becermezsiniz. Ama lütfen muhalefete söyleyeceğim olay şu. Türkiye'nin temel bir konut sorunu var. Bu konut sorunuyla ilgili size şimdi düşen siyasal iktidarın önerdiği o projenin dışında eğer gerçekçi görmüyorsanız gerçekçi bir projeyi toplumun önüne koymaktır.
toplumun önüne koymaktır. Öyle hikayeden olamaz, yapamaz, edemezler. İnsanlar bu borcu nasıl ödeyecekler? 240 ay ben de söylüyorum. Nasıl ödeyecekler diyorum. Ama insanlar umudun peşine takılırlar sevgili Gerçek TV izleyicileri. Umudun. Umut yaratamazsanız kaybedersiniz. Fatih Altaylı Suriyeliler de başvurabilir mi diye bir soru sordu. Fatih Altaylı'nın sorusu ilginç. Suriyeliler de başvurabilir. Çünkü onlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 6 yıl içinde 500 bin konut vaadi beni 1991 yılına götürdü. 1991 seçimlerine. Yasakların kalkmasından sonra Süleyman Demirel'in katıldığı ilk seçimde ve Parti Doğru Yol seçimlerde birinci çıkmıştı. O seçimlerde Doğru Yol'u zafere götüren vaat ise partinin ekonomi kurmayı Tansu Çiller'in iki anahtar vaadiydi. Eğer iktidar olurlarsa herkese bir ev, bir de otomobil sahibi yapacaklardı ve bu vaat iki anahtarla simgeleştirilmişti. Bu iki anahtar DP'yi birinci parti yaptı. Tansu Çiller de Demirel'in ardından başbakan. Sonrası malum. Şimdi seçimden hemen sonra başlayacak inşaatlara 6 yıl içinde 500 bin kişi ev sahibi olma hayali kuracak. Evler ise bir sonraki seçimden sonra sahibini bulacak. Vaat bu. Şimdilik hayal olan evlere epey bir başvuru da olmuş söylendiği kadarıyla. Cumhurbaşkanlığına göre ilk günde 860 bin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göre 507 bin başvuru var. Arada o kadar fark olur arkadaşlar. Aslında bu AK Parti iktidarının son yıllarda açıkladığı ilk sosyal konut projesi de değil. 3 yıl önce 2021 Aralık ayında da çok ama çok benzer bir proje yine Beştepe'de açıklanmıştı. O zaman da %10 peşinat ve aylık 894 lira ödemelerle 240 ay vadeyle 100 bin sosyal konut yapılacağı açıklanmıştı. O 100 bin konut daha kısa sürede yapılacak, 2023 seçimlerinden önce teslim edilecekti. O konutların inşaatı hangi aşamada bilmiyorum. Şimdi buna 500 bin konut daha eklendi. Hayırlısı inşallah. Benim merak ettiğim ise Suriyeli vatandaşlarımız da bu konutlar için başvurabilecek mi? Daha şimdiden arzdan %50 fazla talep varken kimlerin ev sahibi olacağı nasıl belirlenecek? Şimdi sevgili Gerçek TV izleyicileri, baştan söyledim. 2009, 2020, 2021 bu vaadi hatırlayan kimse var mı? Muhalefet hatırlatmasa kimse hatırlamayacak. Hatırlayan var mı? Muhalefet hatırlattı. Sosyal medyada kimi hesaplar hatırlattı. Toplumun bir belliği, hafıza belliği anımsattı. Ama biz hatırlıyor muyduk? 500 bin konut dediğinizde, 250 bin arsa, 50 bin işleri dediğinizde toplum öncekini falan anımsamaz arkadaşlar. Anımsamaz. Ve doğal olarak o ev sahibi oldu. Kuraya girdi. Yaklaşık olarak 3 milyon vatandaş. Gençler de var. Aynı evden gençler girebilecek mi mesela? Aynı zamanda emekli olan baba da girebilecek mi mesela? Değil mi? Bunların hepsi soru işaretleri. 3 milyon insanı etkileyecek bir projeden söz ediyorsunuz. Küçümsemeyin. 3 milyon insan demek %6 oy demek arkadaşlar. Biraz sonra anketler de açıklayacağım size. Herkes kafasına göre anket, kafasına göre sonuç açıklıyor. Onun için söyleyeceğim olan şu. Bu projeyi kimse küçümsemesin. Muhalefete düşen bu projenin daha ciddi elle tutulur, insanların konut sahibi yapılabileceği ve aynı zamanda kiraların düşürüleceği, konut fiyatlarının düşürüleceği bir sistem kurmak meselesidir ve proje açıklamak meselesidir. İktidarı yapamazlar, edemezler, nasıl yapacaklar? Siz siyasal iktidara geleceksiniz ve insanların sorunlarını çözeceksiniz. Yapamazları nasıl yapılabileceğini açıklayacaksınız. Yapamazlar demek negatif bir politikadır sevgili arkadaşlar. Negatif bir politikadır. Kendi düşüncemi söyleyeyim.